Sonuç olarak benim bu zamana kadar isteyerek gelmediğim oldu. Yani işim sebebiyle gelemedim ama gelmeyi istemeyerek geldiğim hiç olmadı. Derse hep çok isteyerek geldim. Derse gelmek bana haz veriyor şu an. Bunun farkındayım ama anladığım kadarıyla az ışık çekiyorum şu anda. Buna göre daha fazla ışık çekebilmek için ne yapmalıyım? Derse gelmeyi istemediğim koşulları mı yaşamalıyım? Öncelikle hiç kimse kendisine özel bir şey yaşatmak derdinde olmasın. Tamam mı? Nerede Ahmet? Burada mı? Okay. Bilmiyorum, görmüyorum. Hiçbiriniz kendinize ben şimdi isteksiz olacağım, kendimi isteksiz yapacağım ve o şekilde derse Allah korusun. Kişi her zaman içinde bulunduğu koşulda iyi hissediyorsa kendisini gelmek için iyi bir şekilde gelsin derse iyi koşulla gelmek iyi bir şey. Tamam. Ahmet. Anlaştık. O yüzden kendi kendine bir şey yaşatmaya kalkma. Çünkü işe yaramaz. Kişi her zaman şunu demeli. Yaşadığım her şey Yaradan'dan. Ben şimdi onun bana yaşattıklarından nasıl karşılık vermeliyim olaya? Bırak oyunu o benle oynasın. Tamam mı? Öteki türlü sen çünkü egonla paslaşırsın, sürekli hiçbir yere gidemezsin. Eğer Yaradan'la diyalog istiyorsan bırak o üstünde işlesin ve sen içinde bulunduğun her koşulda şimdi nasıl topu geri atacağım, nasıl ona karşılık vereceğim şeklinde düşün. Kendinizi iyi hissediyor olmanız normal, isteyerek gelmeniz normal, eğitim merkezinde normal ve öyle olması lazım. Öyle olmazsa iyi değil zaten. Eğitim merkezine geldiği zaman kişi iyi, mutlu bir şekilde gelmesi normal. Benim ilk yıllarım hep öyle geçti. Yani ben hiçbir zaman pişman olduğumu hatırlamıyorum da çalışmaya geldiğinde. Ama ilk 3-4 yılım diyebilirim. Hatta tabii 2000 tabii daha bile fazla. Hep büyük bir heyecan, büyük bir ateş her gün tak 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 tak. O şekilde olması lazım. Onu muhafaza edin. Yardına mutsuz gidilmez. O yüzden kişi isteksiz ise hemen düşünmeli. Hemen düşünmeli. Şimdi Yaradan'a gitmek istiyorsam nasıl olur da isteksiz olurum? Eğer birisini seviyorsam ya da sevmek istiyorsam diye tam Yaradan'ı bilmiyoruz ama hani en azından hayaldeki gibi düşün tamam. Birisine sevdiğin birine gitmek istiyorsun diyelim öyle kafanda. Nasıl olur da mutsuz gidebilirim? Nasıl olur da asık suratsız? Nasıl olur da isteksiz olabilirim? Bu iç analiz ve iyi şeyler. O yüzden yaşadığınız her şey doğru. Hiçbir his yanlış mı yaşıyorum, yanlış mı yapıyorum diyemeyiz. Yok öyle bir şey. Hep yaşadıklarımdan sanki yerden benimle sohbet, diyalog içerisinde bana bir koşul getirdi. Ben kontrasını nasıl yapacağım? O yüzden Onur'un koşulu da iyi, senin koşulun da iyi.